Her motorcunun hayallerinden bir tanesi, motoruyla beraber uzun yolculuklara çıkmak ve yol yapmaktır. Ancak birçok motorcu hayatın gerektirmiş olduğu koşullardan ötürü bu hayalini gerçekleştiremez ve motoruyla uzun yolculuklara çıkmak sadece hayal olarak kalır. Ancak bu videomda sizlere çalıştığı işinden istifa edip hayalinin peşinden giden ve motoruyla dünya turuna çıkan Emilio Escoto'dan bahsedeceğim. O zaman lafı uzatmadan başlayalım. Arjantinli maceracı Emilio Escoto, 1985 yılında çalıştığı ilaç şirketinden ayrılarak dünya turuna çıkmaya karar vermiş ancak hiçbir bağlantısı, parası ve aynı zamanda seyahat tecrübesi yokmuş. Öyle ki dünya turuna çıkmaya karar veren Emilio Escoto daha önce hiç yaşadığı ülke olan Arjantin'den dışarı bile çıkmamıştır. Ama yine de tüm bu yetersizliklere rağmen farklı hayatları, farklı bölgeleri görme isteği baskın gelmiş ve sadece cebindeki 300 dolar ve Kara Prenses adını verdiği 1980 model Honda Goldwing GL1100 ile 735 bin kilometre mesafeyi kapsayan dünya turu ve dünyanın en uzun motosiklet yolculuğuna çıkmıştır. Yolculuğunun ilk serüveninde Arjantin'in doğu sınırından Uruguay ülkesine uzanan ilk sınır kapısına vardığında Uruguaylı sınırı görevlisi Emilio Escoto'ya bakarak kahkahalarla gülmüş ve dünya dolaşıyorsun değil mi? Taşıdığın onca şeye bakılınca evreni dolaşacak kadar eşyan varmış gibi görünüyor diyerek dalga geçmiştir. Daha yolculuğunun başında kırıcı bir tavır ile karşılaşan Emilio Escoto motivasyonunu bozmadan Uruguay'a geçmiş ve Brezilya'ya geçerek göz alıcı Rio de Janeiro şehrine gitmiştir. Bu uzun yolculuğunun en kötü olaylarından bir tanesi de burada başına gelmiş ve soyulmuştur. Sonrasında ise şans eseri zengin bir aileden gelen genç bir adamla arkadaşlık kurarak kısa bir süre sonra yolculuğuna kaldığı yerden devam etmiştir. Dünyanın en yoğun ormanı olan Amazon'a varana kadar büyük fırtınalarla mücadele eden Emilio Escoto Amazon'a ulaştığında motoruyla ormana geçemeyeceği söylenmiş ve Arjantin'e geri dönmesi söylenmiştir. Ancak dünyayı dolaşma arzusundan vazgeçmeyen Emilio Escoto burada kendisini ve motorunu Amazon nehrinden Brezilya'nın Manaus kentine taşımak için nehirden giden eski bir tekne bulmuştur. Ancak bu tekne Emilio Escoto'nun uykusuz bir gece geçirmesine sebep olacaktır. Nitekim bu teknede Emilio Escoto için çok ilginç diyebileceğimiz bir olay yaşanmıştır. Olay da şu şekildedir ki Emilio Escoto tekneye binince teknede tek başına olmadığını fark etmiş ve kaba görünümlü bir grupla teknede beraber olduğunu anlamıştır. Emilio Escoto bu insanları izledikçe ve dinledikçe bu insanların kanun kaçağı toplumun dışında yaşayan insanlar olduğunu anlamıştır. Hatta Emilio Escoto hatıralarında bu insanları ormanda kaldıkları sürece yetkililerin rahatsız etmeyeceği haydutlar ve suçlular olarak da nitelendirmiştir. Yolculuk esnasında Emilio Escoto bu adamlar tarafından ısrarla kart oynanmaya davet edilmiş ve en sonunda Emilio eski kart oynamayı kabul etmiştir. Tabi kendi hatıratında bu oyunun sosyal bir oyun olmadığını ve kart oyunu oynanırken masada tüfeklerin, silahların, bıçakların olduğunu belirtmiştir. O ortamın nedenle sıkıntılı olduğunu siz düşünün. İşte bu sıkıntılı ortamda Emilio kart oyununda 5 kez üst üste yenmiş ve diğer oyuncular onun hile yapıyor olması gerektiği konusunda homurdanmış ve hatta bir tanesi silah bile çekmiştir. Bu durum karşısında Emilio diğerlerini daha da çilede çıkaran kazancını iade etmeyi teklif etmiş ve kart oynadığı kişiler ne yani şimdi de sen bizi hakaret mi ediyorsun diyerek bağırmışlardır. Bu olaylar karşısında Emilio uykusuz bir gece geçirmiş ve gün doğumunda tekline Manaus'a yaklaştığını görünce rahatlamıştır. İşin ilginç kısmı da bu noktadan itibaren başlamıştır. Ditekim önceki gece kart oynadığı haydutlar Emilio tekneden inmeden önce tekneden inmişler ve ona göz kırparak sırıtmışlardır. Sonra grubun lideri Emilio'ya bir kağıt parçası uzatmıştır. Bu kağıt parçasının üzerinde Emilio eski Makoto'ya yolculuğunda başarılar dileyen bir mesaj yazılmış. Ve liderleri şimdi anlıyor musun? Seyahatinin finanse edebilmek için bu adamlar senin kazanmana izin verdiler. Ve sana yardımcı olmak istediler. Bizler bu ormanı asla terk etmesek de seninle dolaşıyor olacağız demişlerdir. Ve elbette Emilio Escoto bu durum karşısında oldukça şaşırmıştır. Emilio Escoto'yu en çok şaşırtan bölgelerden bir tanesi de Afrika olmuştur. Ve Afrika hakkında kendisi bizzat şu cümleleri kurmuştur. Yüzlerce beklenmedik durumla karşılaştım. Yeni topraklar, ölümcül durumlar, yeni kurallar, yeni inançlar, yeni gerçekler, aç kalan çocuklar, savaşan ordular, insan kurban etme, yamyamlık ve daha fazlası. Afrika'dan biraz yaralı ama kesinlikle savaşta sertleşmiş olarak çıktım demiştir. Ve hatta Emilio Escoto Afrika'da bir kulübeye götürülürken kendisine bilinmeyen sıvıyla dolu bir kase verilmiş ve kendisi tam kasedeki sıvıyı içecekken Senegal'li arkadaşının Afrika'nın bazı bölgelerinde hala yamyamlığın devam ettiğini, kurbanlarına uyuşturulmuş bir içkiyle tuzağa düşürdükleri sözü. Sözler hatırlamış ve doğruca motoruna koşarak oradan uzaklaşmıştır. Tabi bu olaylar gibi yüzlerce, belki de binlerce başından ilginç ve tehlikeli olaylar geçen Emilio Escoto'nun başından geçen olayları hızlıca özetleyecek olursak, casus olarak tutuklanmış, 6 kez hapse atılmış, 5 kez soyulmuş, 2 kez ateş hedefinde kalmış, 2 kez trafik kazası geçirmiş, deprem ve kasırga gibi şiddetli hava koşullarına maruz kalmış, sıtma gibi 3 hastalığa yakalanmış ve bu uzun yolculuğunda başına daha onlarca olay gelmiştir. Sadece bunlar da değil. Teknik açıdan baktığımızda 47 bin litre benzin, 1300 litre yağ kullanmış, 86 lastik, 9 yeni koltuk değiştirmiştir. Şunu da belirtmekte fayda var ki Emilio Escoto yolculuğunun son 4 yılında Monica Pino isimli Hintli bir kadınla evlenmiş ve bu uzun yolculuğu birlikte tamamlamışlardır. Emilio Escoto bu uzun yolculuğu toplamda 10 yıl, 2 ay 19 günde tamamlamıştır. Yolculuğunun sonunda ise 10 yılda 100 yıllık deneyim biriktirdim. Kontağı kapattım ve sağlık motosikletime baktım. Artık gerçek anlamda anlamda ikimiz de dünya vatandaşıydık demiştir. Birçok motorcunun hayalini kurduğu ancak hayatın koşulları gereği gerçekleştiremediği dünya turunu gerçekleştiren Emilio Escoto'ya bir röportajında bu kadar uzun bir yolculuktan sonra eve dönüşünüz nasıldı? Yerleştiniz mi yoksa hala uzun süreli seyahatlere katılıyor musunuz sorusuna cevap olarak dünya turumun sonu biraz karışıktı. Çünkü hiçbir yere sığamıyordum. Böylece büyük bir kafa karışıklığından sonra kendimi rahat hissettiğim yere Evime, dünyanın yollarına geri döndüm demiştir. Videomun sonuna gelmişken, motosikletiyle dünya turuna çıkmaya karar veren Emilio Scott'un bu eylemi hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Ve sizler bugün bir dünya turuna çıkacak olsanız hangi motoru tercih ederdiniz? Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.